Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle günlük bir vlog çekmek istiyorum. Yapacağım birkaç yemek var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Ve mutfağı bir süpürmem gerekiyor. Ve birkaç işlerim daha var. Onları sizinle birlikte hepsini beraber yapacağız. Size birkaç yemek tarifi vermek istiyorum. Beraber birkaç çeşit yemek yapalım istiyorum. Şimdi videomuza geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü yapacağım yemek yöresel bir yemek olacak. Şöyle karalahana, Karadeniz'e özgü bir karalahana bu. Bununla ilgili sizinle bir yemek yapacağım. Annemin tarifi bu tarif. Ve şurada da karnabahar vardı. Bunu dolaba koymuştum arkadaşlar, bunu çıkardım. Sizinle birlikte bu iki yemeği yapmak istiyorum. Ve evet arkadaşlar, yapacağım yemek türü bir tanesi karnabahar. Bunu haşlayıp beraber kızartacağız. Ben bunu gerçekten çok seviyorum. Ve sizinle birlikte memleketten gelen karalahanalar vardı. Onları doğramıştım böyle küçük küçük şu boyutlarda. Şöyle görebiliyor musun? Çok aşırı büyük değil. Böyle çok minik de değil. Böyle şu anki yaşadığımız yerde biz maalesef Karadeniz lahanasını bulmamız imkansız. Hatta burada bu karalahananın ne olduğunu bile bilmiyorlar. Bu şekilde arkadaşlar, şimdi ben bu karalahanayı yapacağım. Size yapılışını göstereceğim. Bu annemin tarifi. Annemin tarifiyle yapacağım bu yemeği sizlere. Ve arkadaşlar, bu şekilde suyumuzu koydum. Suyumuzun kaynamasını bekleyeceğim. Suyumuz kaynadıktan sonra içerisine lahanayı koyacağım. Benim hayat kurtarıcım. Benim için gerçekten çok pratik olan ve gerçekten temizlediğine çok çok emin oldum. Bir ürünü göstermek istiyorum sizlere şimdi. Bu farmasiden almış olduğum temizleme mendili. Ben bunu genel olarak şeyde kullanıyorum. Oğlumun mama sandalyesini dezenfekte ederken bu şekilde kullanıyorum. Gerçekten buram buram limon kokuyor. Şu şekilde. Gerçekten buram buram limon kokuyor ve ben gerçekten güzel temizlediğine bu emin oluyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi suyumuz kaynadı. Bunu içine bırakıyorum. Hop, yavaşça. Tabii ki taze taze olsa daha lezzetli ama maalesef dediğim gibi bizim şu anki yaşadığımız yerde lahanayı bulmamız imkansız. Burada dediğim gibi bilmiyorlardı. O yüzden ben böyle dolaba stok yapmıştım. Şimdi bu burada kaynayacak. Güzelce pişmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Ara ara tabii ki karıştıracağım. Arkadaşlar, karnabaharımı koydum. Bunun kaynayıp haşlanmasını bekleyeceğim. O arada şunu da şöyle ara ara karıştırıyoruz. Böyle. Güzelce bunun pişmesini bekliyoruz şimdi. Ve tabii ki ben şimdi bu dolapları sileceğim arkadaşlar. Bu dolabımı silerken size birkaç şey göstermek istiyorum. Normalde şu şekilde. Aslında bunlar böyle şeydi. Oğlum tabii bunu çeke çeke buraları çıkardı. Birazdan sizlerle birlikte bunları dolabı sildikten sonra bunları silikonla yapıştırmayı düşünüyorum. Çıkarıp böyle. Aynı zamanda şurası da böyle tabii ki. Bunları da çıkardı. Bu tabii ki eşimin aldığı bir şey. Az önce geldi beyefendi. Ama mevsiminde olmayan İran karpuzu almış. İran karpuzu değil mi geçiyor bu? İran'dan gelen İran karpuzu. İran karpuzu almış. Ama ben çok sıcak bakmıyorum böyle. Tatına bak, ondan sonra mevsiminde konuş. Olmayan meyveleri almasına. Ama eşim her zaman böyle mevsimde olmayan şeyleri almaya bayılır. Mevsimde olmadığı zaman çilek, salatalık, domates bunları alır her zaman. Tadı da fena değilmiş. Tabii ki şu an eşimin bana verdiği karpuzu oğlum aldı. Duymuşsunuzdur belki. Ay ay falan ver falan. Yavaş yavaş böyle sesler çıkarmaya çalışıyor. Sevdin mi anneciğim? Kurban olurum sana. Böyle arkadaşlar. Şu an eşim geldi sizlere. Şimdi eşimin aldığı şeyleri de göstermek istiyorum. Birincisi olarak şöyle bir karpuz aldı. Hemen kesti tabii ki bunu. Kola bir fanta almış. Tabii zararlı şeyleri yemeye bayılır beyefendi. Bu da şöyle çerezimiz. Bunu bana almış. Ben bu ne diye geçiyor? Soslu fıstık diye geçiyor. Bunu çok seviyorum. Aslında bunu değil. Bu yani farklı bir markanın dinde olanı var. Onu daha çok seviyorum. O benim yıllardır deneyimlediğim ve sevdiğim bir tat. Şöyle
muz almış oluşuma. Ben bunu her sabah kahvaltıda böyle oğlum kahvaltı yapmadığı zamanlarda muzu güzelce eziyorum. İçerisine de doktorumuz bize söylemişti. Balık yağı kullanmamızı önermişti. Bir tatlı kaşığı balık yağından katıyorum. Sonra bu muzu güzelce eziyorum. Bazen içine yapıyorum. Tabii oğlum yumurta yemeğini çok sevmiyor. Ona hileler yapıyorum. Yumurta da katıyorum böyle. Tam rafadan bir yumurta yapıyorum. Muzu sevdiği için o şekilde yiyor. Eşim şöyle kivi almış bize. Kiviler çok güzel ve iri. Şöyle elmacık almış. Elma tabii ki oğlum için alıyorum bunu. Böyle eline verip yiyor çok güzel bir şekilde. Şu şekilde ayva almış. Ayva benim favorim tabii ki. Ve bizim lahanamız kaynamaya başladı. Bu burada pişmeye devam etsin. Bu da tabii ki birazdan kaynayacak inşallah. Şöyle. İlk başta arkadaşlar şu yağ çözücüyle şuraları silmek istiyorum. Çünkü şuralarda hep oğlumun el izleri var. Eliyle yaptığı pislikleri var. Sonrasında da şu benim sürekli kullandığım tabii ki içindeki bu markanın değil farklı bir markanın. Böyle bunu kutuya atmamıştım. Ayzbü'den kullandığım sürekli sirkeli bir su var. Size bir video çekeceğim. Bitenler videosu. Orada göreceksiniz. Şuralara ayrımını atıyorum. Hatta şöyle buralar oğlumun marifeti. Efendim anneciğim? Evet, senin yaptıkların. Ondan değil, sen arkaya bakmıyorsun, karpuzu kırdı, ona gülüyor. Aferin sana, sen güçlü müsün? Aferin benim oğluma. Şuralar güzel bir şey yapayım mı? Bu arkadaşlar şu farmasiden almış olduğum yağ çözücü. Bunu size videolarını çekerken zaten sürekli bahsediyorum. Gerçekten inanılmaz derecede güzel temizliyor. Ve benim için tercih etme sebeplerimden en başına gelen şeylerden bir tanesi diğer yağ çözücüleri kullanırken çok ağır bir kokusu var ve beni tıkıyor arkadaşlar. Ve bebeğim olduğu için, oğlum olduğu için ben her şeyi kullanamıyorum. Ona da zarar vermesin diye. Bu görmüş olduğunuz gibi beni hiç öksürtmüyor bile. Çünkü hiç kokusunu bile almıyorum. Ama diğer yağ çözücülerinde aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani beni aşırı derecede rahatsız ediyor. Ve onları kullandığım zamanlarda da daha farmasiyi keşfetmeden önce oğlumu kesinlikle ama kesinlikle yanımda asla bulunduramıyordum. Çünkü ben bile çok etkileniyordum. Ben etkilenirken oğluma nasıl yanıma alabilirdim ki? Öyle şimdi böyle birkaç böyle yağ çözücüsüyle güzelce yaptım. Çünkü maalesef çocuklar aman elim yağlı oraya sürmeyeyim, aman elim pis buraya sürmeyeyim demiyor arkadaşlar. Elimde ne varsa çok güzel bir şekilde her tarafa boca ediyor. Şöyle bir tık daha sürdüm. Almıştım. Desenli mikrofiber bez diye geçiyor. Böyle her deseni var. Her çeşit. Hangi deseni severseniz. Böyle üçlü olarak satılıyor. Fiyatı da çok değil. Böyle çok aşırı pahalı değil. Şu an tam fiyatını hatırlamıyorum ama uygun bir bez. Bu bez benim sürekli tercih ettiğim bezlerden bir tanesi. Benim zaten bezleri gerçekten güzel temizliyor. Ben farklı bir marketten daha öncesinde bir bez almıştım. Ama onu hiç beğenmemiştim. Çünkü hiç güzel temizlemiyordu ve çok leke tutuyordu. Ve benim en çok dikkat ettiğim ve sevmediğim şeylerden bir tanesi de bezlerim böyle
Ne kadar yıkarsan yıka, temizlersen temizle. Ama lekelerin çıkmaması o şekilde olduğu zaman ben direkt çöpe atıyorum. Çünkü asla öyle kullanamıyorum. Ne kadar çamaşır suyuna yatırsam da çıkmıyor. Yani daha doğrusu o bezler de çıkmıyordu. O yüzden o markanın, o marketin video bezini, silme bezini asla tercih etmiyorum. O yüzden favorilerim arasında günden aldığım bu bez. Zaten ilerleyen dönemlerde sizlere BİM'in böyle sürekli kullandığım belirli ürünleri var. Onları işte bitenler videosu ve favorilerim videosu gibi bir video içeriği çekmek istiyorum. Orada olacak o video. Daha doğrusu BİM marketten sürekli aldığım ürünler, işte hangilerini size önerebilirim. Böyle bir video gelecek. Şöyle hazır fırsatını bulmuşken şu buzdolabının dışını da önümüzdeyim. Çünkü her zaman fırsatım olmuyor. Hayatım, bizim buzdolabı bayağı bitmiş. Şuraları falan bayağı çizilmiş. Ama eminim bunları gökçek yaptı. Çünkü bugün yakaladım onu. Hiçbir şey olmamış gibi. Bu şekilde kaynamaya devam ediyor. Çok az kaldı bunun pişmesine. Bayağıdır kaynıyor arkadaşlar. Tabii ki şimdi birazdan da karnabaharımı süzeceğim. Sonrasında onun kızartmasını yapacağım. Şöyle çok az bir zaman kaldı. İnşallah yemeğimiz de hazır olacak birazdan. Şöyle arkadaşlar, karnabaharım pişti. Bunu güzelce süzdüm. Birazdan bunun kızartmasını yapacağım. Size bahsetmiştim. Oğlum şurayı çıkardığı için burayı artık yapamıyor. Biz açmasın diye almıştık bunu. Daha doğrusu bu bize aldığımız bir ürünün yanında hediye gelmişti. Şimdi buraları güzelce silikon sıkacağım. Silikon tabancasıyla. Şöyle. Böyle güzelce silikonu sıktıktan sonra artık buraları çıkaramaz diye ümit ediyorum. Şu şekilde. Bunu açması birazcık zor ama çekmişti, koparmıştı. Bunda bir kilit sistemi gibi bir sistem var. O yüzden bir tane gelmişti zaten. Onu buraya taktık. Çünkü burada deterjanlarım var. O yüzden oğlumun burayı hiç açmaması lazım. O yüzden böyle güzelce silikonu sıkıyorum. Şöyle yapıştırıyorum. İnşallah tekrardan çıkaramaz diye ümit ediyorum. Şöyle bir kilit sistemi var. Kilit sistemi olduğu için çocukların bunu açmaları daha zor oluyor. Ama işte bizimki direkt buradan koparıp çıkarmıştı. Şimdi silikonla yaptım bakalım. İnşallah tekrar bir daha çekip koparmaz, koparamaz. Artık koparırsa da tekrar silikon sistemine tekrardan silikonlayacağım artık. Şimdi arkadaşlar içine bu mısırını ben katacağım. Şimdi pancar pişmiş, lahana pişmiş. Bizim Karadeniz'de pancar da derler lahanaya. Şimdi içine mısırını ben katacağım birazcık. Sonrasını bir güzel karıştıracağım şöyle. Güzelce ekeleme derler bizim orada. Bizim memlekette şöyle güzelce mısırını ben içine katıyoruz arkadaşlar.
Yani bunun şöyle birazcık katıyoruz. Güzelce şey yapacağız, karıştıracağız. Şöyle. Anneminki kadar lezzetli olacak mı bilmiyorum. Ama annem gerçekten bu yemeği süper yapar. Yani her yanına gittiğimde muhakkak yapar ve ben de yerim. Çok severim çünkü. Bu yöresel bir yemektir Karadeniz'in. Şöyle. Şöyle arkadaşlar, birazcık daha mısır unu atacağım. Çünkü ben birazcık bol mısır unuyu da seviyorum. Şu şekilde. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Ve birazdan üzerine salçalı bir sos yapacağım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, soğanı koydum sos yapmak için. Şöyle birazcık yağ katıyorum. Yağım ısındıktan sonra da salçalı bir güzel bir sos yapacağım. Isınmasını bekliyorum şimdi. Şöyle arkadaşlar, bir çorba kaşığı salça koyacağım. Bu salça tabii ki el yapımı. Siz de eğer el yapımı tercih ederseniz yaptığınız lahana yemeği daha da lezzetli olacaktır. Çünkü el yapımı salçalar gerçekten çok çok lezzetli oluyor. Böyle güzelce salçamız yağ ile birlikte karıştı arkadaşlar. Şimdi bunu yemeğimizin üzerine dökeceğim. Şöyle güzelce tekrar karıştırıyorum. Tabii ki bu salçanın içine isteyenler kırmızı pul biber, işte karabiber falan da katabilir. Ama emzirdiğim için ben şey yiyemiyorum. Baharatlı hiçbir şey yemiyorum. Böyle çok acı, çok baharat kullanmıyorum. O yüzden sadece salça koydum. O şekilde şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Nefis bir lezzet. Gerçekten mis gibi kokuyor. Ve inanılmaz derecede lezzetli bir yemek bu. Karadenizli olanlar zaten bu lezzeti biliyorlar. Ama istedim ki sizlerle bilmeyen arkadaşlarım da bu tarifi öğrensinler. Ve bu lezzetten mahrum kalmasınlar. Evet arkadaşlar, Karadeniz, o Karadeniz'in meşhur lahana çorbası, diğer adıyla pancar çorbası şu an hazır durumda. Bu şekilde mis gibi koktu vallahi salçalı sos da katınca. Evet arkadaşlar, şimdi karnabaharımı kızartacağım ve ondan sonra yavaş yavaş sofraya kuracağız arkadaşlar ve yemeğimizi yiyeceğiz. O şekilde lahana yemeğimiz pişmiş durumda. Bize afiyet olsun inşallah. Ve şimdi karnabaharımın kızartma aşamasına geçebilirim. Şöyle güzelce yumurtaya güzelce buluyorum arkadaşlar. Bu arada tavaya yağ koydum ve güzelce yağ kızdı. Şöyle. Gerçekten ben bunu karnabaharın kızartmasını aşırı derecede çok seviyorum. Şöyle. Benim favorilerimden bir tanesi.
Buna şey de dökülüyor arkadaşlar. Karnabahar kızartıldıktan sonra şey de katabilirsiniz isterseniz. Böyle yoğurtlu sarımsaklı şey yapıp sos yapıp o şekilde de şey yapabilirsiniz. Yoğurt, sarımsaklı yoğurt katıp üzerine o şekilde de tercih edebilirsiniz. O da gerçekten çok güzel oluyor. Tabii ben bunu sadece kızartmasını yapacağım. Yoğurt dökmeyeceğim arkadaşlar. Şu şekilde. Böyle fazlalıktı. Büyüktü biraz karnabahar. Ben de ikiye ayırmıştım. Yarısını yapmıştım. Yarısı da kalmıştı. Bunu da atmıştım dolaba. Öyle şimdi benim için pratik oluyor. Ben böyle bir şeyleri hazırlayıp gerçekten dolaba atıp sonrasında pratik bir şekilde kullanmayı çok seviyorum. Çünkü ben çalışan bir bayanım ve çalıştığım için benim için pratik şeyler demek, her şey demek. Bir anda çok pratik bir şekilde yemek yapmak demek. O yüzden ben fırsat buldukça böyle dolaba koyabileceğim, hazır yapıp da koyabileceğim şeyleri pratik bir şekilde hazırlarım. Böyle güzelce koyarım. Mesela börek zarar koyarım. Sarma yapıp koyarım. O şekilde. Siz de yapar mısınız? Yapıyor musunuz böyle pratik şeyleri? Hazır yapıp da atar mısınız dolaba? Şöyle arkadaşlar, lahana zaten pişti, tamamen şey yaptı, altını kapatıyorum, kapattım ve karnabaharımı da bu şekilde koydum. Böyle kızaracak, birazdan yemeğimiz hazır olacak inşallah. Ve arkadaşlar, bu şekilde karnabaharımızı çevirdim güzelce. Pişmesine çok çok az kaldı. Evet arkadaşlar, sizlerle birlikte bir videomun daha sonuna geldim. Güzel bir vlog çektik sizlerle birlikte. Videomu beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve abone olduktan sonra da arkadaşlar bildirim zilini açmayı unutmayın. Lütfen bir sonraki videolarımızda tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın.